Hayatı severdi ama kesinlikle sanatın başka bir şey olduğunu düşünürdü. Hizmet ediyordu. Dolayısıyla bulabildiğim bütün parçaları, bütün yapıtlarını buraya toplama kararı aldım. Çünkü kendi yaptığı eşyadan heykele kadar her şey madem ki bir tek heykele hizmet ediyor, onların hepsini maskları, kuklaları vesaire buraya taşıdım. Ve hepsini de iç içe sergiledim. Çünkü o da zaten heykelden hiçbirini ayırmıyordu. Böyle bir sergi düzeni yapmaya karar verdim. Peki serginin adının heykelin sözü olmasının özel bir sebebi var mı? Çünkü... İşte evet, özel bir sebebi var. Çünkü ilk aklıma gelen isim o oldu. Yani heykelin altına açıklayıcı bir metin yazmayacaksın. Heykelin adını bile koymayacaksın. Açıklayıcı olur. Ne görüyorsan odur. Yani heykel sana ne söylüyorsa odur diye düşündüğü için burada da heykelleri görüyoruz. Heykelin sözü neyse odur diye düşündüm. Sergide birçok malzeme kullanılmış. Bize bu malzemelerden bahsedebilir misiniz? Tabii plastik, ahşap, bir takım toplanmış malzemeler, hazır nesneler, metal. Hatta kuklayı yaparken işte o kağıt malzemeler vesaire, bunların hepsi Sayın Bugay'ın ilgi alanı. Son olarak sergiye gelmeyi düşünen sanatseverlere neler söylemek istersiniz? Şunu, onu da özellikle her yerde vurgulamaya çalışıyorum. Sahin Hoca'nın bir taraftan da en önem verdiği şey heykelde hareketti. Ya bir heykele bakan izleyiciyi öyle bir duyguya yöneltmek. Yani bu acaba ben bu heykeli görüyorum ama bir müddet sonra bu heykel ne yapacak? Ya da işte bunun başka bir yerde olması ya da başka anlama gelmesi vesaire. Heykelleri de vardı. Yani bütün mesele hareketti. Ama sonuçta izleyiciye şu söylenebilir. Bu eğlenceli bir sergi. Çünkü onun kendi karakteriyle çok uygun bir sergi. Yani çok esprili bir insandı ve o esprinin bu sergiye de yansıdığını düşünüyorum. Sergimiz ne zamana kadar açık kalacak? 19 Mart'a kadar açık. Bugünden itibaren.